Bugün Söz Sizde ekibi olarak Kuğulu Park'tayız. Ankaralılara Türkiye'nin Euro 2024'ü neden kazanamadığını soracağız. Tamamıyla siyasi nedenler olduğunu düşünüyorum. Artı Ankara'daki ya da Türkiye'deki altyapı zaten Türkiye'de çok çok kötü. Kazanma ihtimali hiç yoktu. Hiç şaşırmadım açıkçası. Şimdi öncelikle Türkiye'nin altyapısı, spor altyapısı Almanya'ya göre geri olduğu bir malum. Herkesin bildiği bir şey. Bununla beraber Türkiye'de insan hakları yok. Gazeteciler içeride. Bu Avrupa tabii ki bunlara çok önem veriyor. Yani demokrasinin beşiği olan Avrupa, Türkiye'de demokrasiyi bekliyor. Tabii ki demokrasi olsun istiyor. İnsan hakları olsun istiyor. Basın ve söz hürriyeti olsun istiyor. Dolayısıyla haklı olarak vermediler. Bence Türkiye bunu kendinde araması lazım. Eksikliği. Yani bir kere reklamı iyi yapılamadı. Almanya'da gördük, Almanya bütün yani ünlü futbolcularını, meşhur futbolcularını bu şeyde reklamda kullandı. Türkiye tabii bunu yapamadı, bunu kullanamadı. Artı bir de Türkiye'nin altyapısı bu şey için uygun olmadığını görüyorum, düşünüyorum. Yani benim görüşlerim bu. Şimdi bir maçın mesela ne bileyim Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir dışında oynanması halinde tabii seyircinin bu şeye yurt dışından gelecek olan yabancı seyircilere tepkisi ne olabilir? Yani bir tepkisi olabilir mi? Yani bunu zaten diğer şeyler de televizyonlarda diğer kişiler de dillendirdi. Mesela altyapı şeyinin yeterli olmayışı, toplumun yapısının yeterli olmayışı. Yani ben bundan kaynaklandığını değerlendiriyorum. Çünkü Ankara'da doğru düzgün stadımız yok, büyük stadımız. Ondan sonra ulaşım sıkıntıları var. Statların temizlik ve kapasite sorunu var. Yani ne bileyim yani biraz sahip çıksak aslında kazanabilirdik. Tam olarak bilmiyorum açıkçası ama fikrim bu yani. Türkiye Avrupa karşısında gözden düşmüş bir ülke şu an. Ekonomik olarak ya da siyasi olarak, siyasi açıdan da değer kaybetmiş bir ülke. Bu yüzden yani futbol, yani Euro olarak 2024 Türkiye bence layık değil. Bu yüzden. Ve arkadaşım da dediği gibi statlar da yetersiz. Pek bir futbol bilgimiz olmasa da kadromuzun iyi olmaması veya gerçekten iyi oyuncuları yurt dışına vermemizden dolayı bu olabilir. Bence iyi oyuncularımız bizim Türk milli takımımızda veya Türk takımlarında kalmalılar. Mesela ben Beşiktaşlıyım ve her ne kadar para için olsa da bence Türk futbolcular Türk takımlarda kalmalılar. Elbette ki transfer alabiliriz ama gerçekten Türkiye'de iyi insanlar başka takımlarda başarı sağlayabiliyorken neden bizim takımımıza sağlamasınlar? Bence bu daha mantıklı bir şey olur. Çünkü Almanya dünyanın en iyi takımı değil. Yani biz de çok iyi takımlarla maç yaptığımız oldu ve kazandığımız da oldu. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü Almanların statları daha konforlu, daha futbol elverişli ve kaliteli. Bir de Almanya'nın Dünya Kupası'nda başarısız olması da belki bu yüzden olabilir yani şey olması için. Söz Sizde ekibi olarak Güven Park'tayız. Bir takım teknik imkansızlıklar da söz konusuydu. 5 yıldızlı karşılayabilecek oteller yoktu. Artı ulaşım açısından Almanya daha avantajlıydı. Biliyorsunuz işte Antep'ten Trabzon'a gidiş en az bir 8 saat ama Almanya'da en kısa, en uzak mesafe 2-3 saat devam ediyor. Bu hani milliyetçilik şeyinden değil. Kesinlikle Almanya'nın altyapısının daha iyi olmasından kaynaklanıyor. Vallahi benim şahsi görüşüm, nasıl biz Avrupa Birliği'nde giremediysek, bir hani Hristiyan grubu olarak değerlendiriyorsak, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2024 elemelerinde de aslında önceden oylama öncesinde bize vereceğini bildiren 5 ülke vardı. Fakat oylama öncesinde FIFA Başkanı'nın ikili ilişkileri, tabi basından okuduğumuz, bunların kararları değiştirildi. FIFA Başkanı'nın açıklaması yok işte, endişeler, risklerden bahsediyor. Otel kapasitemizin yetersiz olduğundan bahsediyor. Ben katılmıyorum. Türkiye gayet bunu en güzel şekilde yapabilirdi. Almanya'ya verdiler ki Almanya bildiğim kadarıyla 2 tane Dünya Kupası'na, 1 tane Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 74'te ve 2006'da Dünya Kupası'nda ev sahibiydi. 88'de galiba Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.
Yani bir de Türkiye verselerdi ne olurdu sanki? Bir farklı bir ülke, farklı bir renk, farklı bir heyecan olurdu diye düşünüyorum. Tamamen bu hani Avrupa Hristiyan Birliği'nin bir dayanışması diyeyim. Bence Avrupalı insanlar yani Almanya'da olduğu kadar Türkiye'de rahat gezemezlerdi. Yani Almanya'da olması bence normal. Yani Türkiye evet stadyum açısından son zamanlarda çok iyi stadyumlar yapıldı ama yani Almanya'nın futbol kalitesi çok daha iyi yani. Ben gayet normal karşılıyorum Almanya'da olmasını. Yani Türkiye'de olması bence normal, şaşırtıcı bir şey değil yani. Almanya kazandı çünkü siyaset, siyasetten başka bir şey değil. Başta başına siyaset. Adamlar başka bir şey kullanıyor, biz nusreti kullanıyoruz. Bu kadar.